Şimdi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç aslında iki isim de kamuoyunun yakından bildiği isimler. Serdar Ortaç müzikleriyle, besteleriyle bilinir. Fakat hayatının hani her aşamasında magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden evliliği, kumar tutkusu, borçları her zaman aslında ön plandaydı. Mehmet Ali Erbil'de de aslında durum çok farklı değil. Televizyondan, şov dünyasından tanıyoruz kendisini. O da yine magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden. Yine yaşam tarzı, işte kumar, borç vesaire, bunlar da onda yine aynı şekilde ön plandaydı. Şimdi iki ismin biraz daha hayatlarını, bu şaşalı hayatlarını Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Savuncuoğlu ve Habertürk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı ile konuşacağız. Ömür Hanım, hoş geldiniz, selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kadir Bey, siz de hoş geldiniz. Ömür Hanım'la başlayalım. Ömür Hanım, şimdi Mehmet Ali Erbil diyelim öncelikle. Birazcık özet geçtik aslında izleyicilerimiz için. Hani evet. Genç, bazıları genç ve hızlı aslında ünlendi. Ama hani hem Mehmet Ali Erbil hem de Serdar Ortaç, yanılıyorsam düzeltin, yaklaşık 30 yıldır hepimizin hayatında. Ama işte acaba onları neden bu hayatın içinde gördük diye başlamak isterim. Ne dersiniz? Aslında dediğiniz gibi yaklaşık 30 yıldır evet görüyoruz ve maalesef bu haberlerle görüyoruz. Özellikle Kıbrıs'ta sahne aldıkları mekanlarda daha çok bu kumar haberleriyle çok geçmişte haberlerini yaptık. En son hafta Serdar Ortaç 15 milyon dolar borcu olduğunu ve bunu tamamen temizlediğini ve artık kendisi için çalıştığını ve kenara para koyacağını açıklamıştı. Aslında ikisinin de enteresan hayatları var. Öncelikle işte Mehmet Ali Erbil'den başlayalım. Şu an 67 yaşında Mehmet Ali Erbil. İlk biliyorsunuz Hacettepe Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından biri. İlk evliliğini 1980 yılında Muhsin Hanım'la yaptı. Bu evlilikten ilk kızı Sezin dünyaya geldi. İkinci kez aynı kişiyle 1985 yılında evlendi. 1985 yılında Nergis Kumbasar'la evliliğinden Yasmin dünyaya geldi ve son evliliğini 2001 yılında yaptı. Yani Mehmet Ali Erbil'in hareketli bir hayatı her zaman oldu. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Birçok yerde sahne aldı ve sahne aldığı mekanlarda, dediğiniz gibi Kıbrıs, Gürcistan, buralarda kumar haberleriyle hep gündeme geldi. Serdar Ortaç'a gelince, dediğim gibi şu anda sadece mal varlığı olarak tek bir evi olduğunu aslında açıkladı geçtiğimiz günlerde, İstinye'deki evi. Bu evin değeri de 10 milyon dolar olarak açıklandı. Ve şöyle bir bilgi verebilirim. 8 odası olan, 4 odası, 4 banyosu olan bir ev. Ve bunun dışında benim hiçbir mal varlığım yok dedi. Ve hiçbir evladım, çocuğum olmadığı için de bütün mal varlığını çalışanlarına bırakacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı Mehmet Ali Erbil. Siz ne dersiniz Kadir Bey? Ben ne derim? Büyük aslında servetler, kazanılan ya, paralar çok servetler. Uzun yıllardır varlar. Ama yani bir taraftan Mehmet da sürekli Erbil bu taraflarıyla... Yıl yani. Öyle mi? Yıl. Yani Mehmet Ali Erbil deyince benim aklıma şu geliyor. Hala bir efsane gibi genç tiyatrocular konuşurlar o dönem. Yani Cüneyt Gökçer gibi bir efsaneden ders alıp Küheylan oyunuyla hala anlatılır Mehmet Ali Erbil'in o potansiyeli, o performansı. 80'lerde tiyatroda, müzikallerde, yani çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir seslendirme sanatçısı olacakken 90'larla beraber özel televizyonlar, yarışma programları ve Mehmet Ali Erbil gittikçe o sanatçı, o oyunculuk tarafı değil de işte aşkları, evlilikleri ve skandallarıyla televizyonda yaptığı bazı gaflar, bazı durumlar, yani bir başka sanatçı yapsa herhalde bir daha asla kariyeri toparlamazdı. Ama Mehmet Ali Erbil neyse o, ekranda neyse dışarıda da aynısı olduğu için ben şöyle düşünüyorum, yani Türk halkının üzerinde büyük bir kredisi var. O krediyle geldi, 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 geldi. İşte en son hastalığında bütün Türkiye onun için dua etti. Aylarca hastanede kaldı. Hı hı. Herkes onun için dualar etti. Tekrar aramıza döndü.
tamam tekrar işine dönecek, tekrar televizyonda göreceğiz onun o neşeli haliyle ekranlarda olacak diyorduk. İşte son yıllarda en çok konuşulan konu ne? Bu sosyal medya. Sosyal medyanın Mehmet Ali Erbil gibi, Serdar Ortaç gibi sanatçıları düşürdüğü haller de bu. Sosyal medyadaki skandalları, yani fenomenlerle aşk yaşamış, kendisinden daha küçük, başka problemler oldu. Yani Mehmet Ali Erbil, hani o kadar büyük bir kredisi vardı ki Türk halkı üzerinde. Artık onu harcaya, 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 işte onu bugün burada görüyoruz. Yani 1970'lerin ortasında Küheylan'la başlayan o genç, gelecek vaat eden sanatçının geldiği nokta bu. Nedir? Yasa dışı bahis. Bir de şu son noktada anıldığı yer bahis. Yani hani buna yasa ihtiyacı dışı mı var? Bahis. 67 yaşında dediniz değil mi Ömür Hanım? Evet. Mehmet Ali Erbil için. Evet, 67 yaşında şu anda. Bu yani, yaştaki bir insanın. Yani bu ihtiyaçla alakalı bir şey değil. Yani birileriyle tanışıyorsunuz, birileriyle bir şeyler yapıyorsunuz. Belki hani bunun, öyle bu benim şeyim değil ama... Belki farkında olmadan işte o sosyal medyanın bir ara Ömür de hatırlayacaktır. Böyle haberler yapılıyordu. Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açıyor. Günlüğü 70 bin lira, 100 bin lira para kazanıyor diye evet, haberler yapılıyordu. Yani doğru gibi... mu bunlar Ömür Hanım? Yani iddialar bu yönde. Aynı şey Kadir'in de dediği gibi Serdar Ortaç için de geçerli. Yani hatta evindeki yardımcısının... bunları engellemeye çalıştı. Çünkü alkol alıp da TikTok dediği gibi Kadir'in bu mecranın başına geçip bazı konuşmalar. Biz son dönemlerde biliyorsunuz hani zaten çok üzgün ve hayata küskün. Benim artık hiçbir şeyim yok. Ben yaşamak istemiyorum. Maalesef bu tür açıklamaları da vardı Serdar Ortaç'ın. Ya, maalesef bu tür görüntüler yansıdı ekranlara. Üzücü olan şey şu hani çok göz önündeler ama çok yalnız insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani Mehmet Ali Erbil şu notu düşün mesela yine Ömür hatırlayacaktır. Hastanedeyken ve Mehmet Ali Erbil çapkınlıklarıyla bilinir. Evet. 4-5 evet. Evlilik yap. Bütün eşleri hastanedeydi. Öyle de bir insan. Ama işte geldiği nokta bu. Serdar Ortaç 90'larda bir radyoda DJ olarak başlıyor kariyerine. Çok sonra parlak. Türkiye'nin en önemli pop müziğin o patlama yaptığı 90'ların en önemli bestecilerinden. İşte Karabiberim, Padişah, diğer şarkılar çok, evet. Değil mi? Ama kendisinin de söylediği gibi bir kumar alışkanlığı var. Bir türlü kurtulamıyor. En son yine yakınlarda bir açıklamıştı. Ömür diyor ya bir tane ev var. Sadece Mecidiyeköy'de hani milyon milyon dolarlarla ifade edilen 15-20'ye yakın evini kumara kaybettiğini söylüyor. Her ikisinin de maalesef Mehmet Ali Erbil'den bahsettik. İşte bir kaçış sendromu diye çok nadir görülen bir hastalıkla bir yandan mücadele ediyor. Serdar Ortaç MS hastalığıyla mücadele ediyor. Ona rağmen ama. Yani böyle mi olmalıydı bilmiyorum. Ama işte bu yasa dışı bahis, bu sosyal medya... Son zamanlarda ünlüler görüyorum, eski futbolcular görüyorum. Herkes çıldırmış gibi. Yani sosyal medyada bir şeyler yapmak, görünmek, etkileşim almak. Ama dediğin gibi hani soru şu. Mehmet Ali Erbil'in, Serdar Ortaç'ın buna ihtiyacım var. Oralarda bu kadar şeyler yapmaya ihtiyacım mı var? Evet. Bana sorarsan yok. Ama bir yandan da insan doğası. Orada olmak, görünür olmak. Ne yaşadıklarını, ne düşündüklerini bilemiyoruz ama... Ben kendi adıma üzülüyorum. Yani hem Mehmet Ali Erbil'in hem Serdar Ortaç'ın bugün Türkiye'nin gündeminde elleri kelepçeli halde adliye koridorlarında ve tutuklama istemiyle yasa dışı şimdi mahkemeye bahis gibi. Yani bunun üzücü. Reklamını yapmak gibi bir şeye ihtiyaçları var mı? Niye mıydı? Ömür Hanım siz ne dersiniz? Hani bir taraftan da çok yazık gerçekten böyle bir şeye ihtiyaçları mı vardı noktasında? Bunun motivasyonu ne? Hani konuşulmak hala bir şeyler yapıyor olmak mı? Nedir? Para mı ya da? Yani çok para olduğunu sanmıyorum. Kadir'in de bana bu konuda katılacağını düşünüyorum. Çünkü dediği gibi onun da dediği kadar bir şey özellikle Serdar Ortaç yani aslına bakarsanız her hafta sonu neredeyse bir yerde sahneye çıkıyor. Biraz zorlandığını görüyoruz. Vokalistlerin kolunda aslında sahneye çıkıyor ama yine de iyi bir performans sergiliyor ve sahnede onu görüyoruz. Keza Mehmet Ali Erbil gidip şovlarını yapıyor özel gecelerde ya da bir sahne bir sanatçının sahnesinin öncesinde onun stand-up'larını izliyoruz, ekranda da görüyoruz. Hı hı. Açıkçası
paraya ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu gecelerde sahne aldıkları gecelerde son dönemde de konuşuluyor. Gerçekten ciddi rakamlar kazanılıyor. Ama bu yalnızlıktan, yani mesela Serdar Ortaç bunu açtığı sosyal medya yayınlarından söylüyor zaten, çok yalnızım diyor. Ve orada aslında insanlarla dertleşiyor. Bunun tamamının yalnızlıktan olduğunu düşünüyorum. Maddi bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Az önce de bir görüntü yansıdı, bilmiyorum yayına yetiştirildi mi bilmiyorum ama Mehmet Ali Erbil'in adliye koridorunda yürürken tutuklandım diye bir açıklaması. Az önce izledim ben. Tutuklandım gibi bir söz çıktı ağzından ama ne kadar ciddiydi bunu da bilmiyorum. Onu da belirteyim.